Evet, Ali Şen hoş geldin. Alişan Milli Piyango 9 Eylül çekilişinde konser vermek için Balıkesir'e geldi. Alişan konser öncesi aynı zamanda üniversitede sınıf arkadaşı olan kültür ve sanat danışmanı İsmail Özkan nezaretinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'u makamında ziyaret etti. Kültür ve sanat danışmanı. Bizim gururumuz oldu o da burada. Efendim? Ben Balıkesir'e o yüzden yabancı değilim. Uğur'a görevinde başarılar dileyen Alişan, Balıkesir'e 1997 ve 2000 yılları arasında çok kez geldiğini ifade etti. Hem hayırlı olsun başkanımıza hem de uzun ayağını senelerdir. Ayağını geldi gördüğünüz gibi hemen eşofmanlarla. Evet, uzun süredir de gelmiyorduk Balıkesir'e. Evet. Hem başkanıma hayırlı olsun seçimlerden dolayı. Hem büyükşehir oldu artık Balıkesir. Onun da hayırlı olsunu. Bir de benim kardeşim gibi artık İsmail Özkan. O da artık Büyükşehir Belediyesi'nde aktif rol alıyor. Onunla birlikte geldik. Bugün inşallah güzel bir konser vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Balıkesir'de son dönemlerde halk konserlerinin yoğun olduğunu ifade etti. Balıkesir son dönemde halk konserlere gark oldu. Her tarafta konserler, şeyler değil mi? Evet, evet. Yani dün neredeydi? Dün sayenizde başkanım. Dün Burhaniye'de TRT Müzik'te bir program çekimi vardı. Daha önce? Akşam sefası vardı yine TRT Müzik. Akşam sefası. Yani devam. Türkiye'nin bütün müzik eğlence programı. Ama müzik olarak şey bir yani aktif bir yer. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, Balıkesir Spor'la ilgili de duygularını şöyle ifade etti. Eğer belediye el atmazsa durumu çok iyi görmüyorum açıkçası. Çünkü hani böyle il takımlarının belediyeyle organize çalışması lazım ki hem maddi yönden hem manevi yönden kalkınabilsinler. Evet. Yani tabii ki ilk senesi başarılı olur. Çünkü ilk sene çok önemli. Evet. O yüzden başkanım mutlaka bir el atması lazım. Alişan akşamda amfiteyatroda Balıkesirli hayranlarıyla buluştu. Amfiteyatroyu hınç hınç dolduran vatandaşlar Alişan'ın şarkılarıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Dağlara yazdım yanarım, bu canlara.